Tamam. Başlayalım mı Hamda? Olur. Tamam. Bu röportajı adlı uyuşturucu sorunu ülkemizde ve AKP iktidarının uyuşturucu yasal bir şekilde satması üzerine yapacağız. Uyuşturucu ile ilgili. Öncesinde sizinle röportaj yapıyorken abla Yüksel Direniş ve sizin direnişini anlatmadan olmaz. 9 Kasım 2016 tarihinde başlayan ve şu an 1146. günü bugün akşam gözaltısıyla doldu. 1146 gündür süren 344 gün sürdürmüş olduğumuz aşk greviyle yani o halde parçalayan bir Yüksel Direnişi var. Burada o halde kimse sokağa çıkmazken sizler sokağa çıktınız. Hani halkımıza önderlik ettiniz direnişinizle. Halk önderi de diyebiliriz aslında. Hani Elmas Yalçınların, Ayşenur Şimşeklerin direniş tarihinden geliyor bu direniş. Kaykalarla çalınan binlerce kamu emekçisi vardı yanınızda. Türkiye halklarının öfkesi vardı. Ve adaletsizliğe teslim olmamanız, haksızlığa teslim olmamanız bayağı gündem oldu ülkede. Bize direnişin ve direnmenin öneminden bahsedebilir misiniz? Bugün de direnişiniz sürüyor. Direnişler meclisiyle daha da örgütlü bir hale geldi. Yüksel TV, Yüksel Gazetesi. Bugün gündemimizde olan direnişlerinizi de anlatabilir misiniz? Yani aslında sen özetlemiş oldun. Hani ilk başladığımız günden bu yana söylenebilecek en önemli şey artık direnişimizin daha örgütlü bir direniş olduğu. Bu yüzden de daha güçlü olduğumuz. 9 Kasım 2016'da çıkmıştık. 3 yılı geçti. Bu 9 Kasım'da 3. yılı doldurmuştuk. İşte yeni bir yıla giriyoruz. Yine direnişle giriyoruz. Yani bugün ilk yola çıktığımızda aslında işimizi geri istiyoruz talebiyle çıkmıştık. Ben ilk alana çıkmıştım. Sonra başka arkadaşlar da katıldı. Bu KYK denişleri ülke geneline yayılan KYK'ları topyekun mücadele ettiği bir direniş halini alamadı. Sınırlı direnişlerle devam etti. KYK'lar açısından da çok önemli sonuçlar oldu ama esas olarak direnişimizin senin de bahsettiğin gibi en önemli etkisi hala da devam eden etkisi aslında direnme hakkını koruması ve geleceğe taşıması. Aslında her direniş ilk önce bu yüzden önemlidir. Yani direnme hakkını koruduğu için önemlidir. Gerisi ise kazandıkları taleplerine dair elde ettikleri, edemedikleri bunlar biraz daha aslında ikinci hale geliyor. Değişim evet o halde artık sokağa çıkılamaz denen bir noktada tekrar sokağa çıkılabileceğini, her koşulda direnilebileceğini gösterdi. Bugün çeşitli direnişler var. Sadece bizim işimizi istiyoruz direnişimiz değil. Başka işte mesela bir melek anne var. Oğlu her yeri tutsak oğlu için adalet istiyor. Melek anne bizim gibi direniyor. Polise direniyor. Hayatında daha önce hiç sokağa çıkmamış bir kadın. Ama bugün işte bu o halle birlikte bizim gençlerimizin yarattığı örnekler üzerinden aslında sokağa çıkıyor. Hem zaten bir geleneğin parçası direnişimiz ama yeni bir gelenek, yeni bir direnme biçimi, bir kültür de yarattı. Hem kendi içinde hem de başka tüm direnişlere örnek olmak açısından. Bugün geldiğimizde tabii ki biz isterdik ki işimize dönmüş olalım. Ve direnişimiz bitmiş olsun. İlk yola çıktığımızda birinci, ikinci ayımızı kutlarken şey diyorduk. Yani, nice, tabii nice aylara demiyoruz. Bir an önce direnişimiz bitsin. Zaferi kazanalım istiyoruz diyorduk. Ama nihai zafer, işlerimize geri dönme taleplerimizin karşılanması gerçekleşmedi. Bu yüzden direniş sürüyor. Ve sürerken de tabii ki kendisini de örgütlüyor, başka şeyler de örgütlüyor. Örgütlenmek zorunda, yoksa
Zaten direnmeye devam edemezsiniz. Eğer kendinizi örgütlemezseniz ve dirençsiz örgütlemezseniz direnmeye devam edemezsiniz, dağılır gidersiniz. Bir zorunluluk olarak direniş pek çok şey örgütlemek durumunda. Yükselen direnişi bu anlamda gerçekten öncelik yaptı. Dirençler Meclisi'ni kurdu. Yüksel Direnişçilerin öncülüğünde kuruldu Dirençler Meclisi. Bugün aslında yani şunu söylüyor. Biz evet tek tek direnişlerimizle barikat olmaya çalışıyoruz halkların önünde. Ama bu yeterli değil. Birleşmemiz lazım. Gençler bizim bu Türkiye halkının bugün en güçlü yanı. Biz bu en güçlü yanları birleştirerek halka daha güçlü bir çağrı yapabiliriz. Çünkü artık Türkiye'de halklara direnin, mücadele edilebilecek bir demokratik kitle örgütü şeyi kalmadı. Böyle bir gerçeklik yok. Teslim olmuş bütün demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri en başta TTD TUMOP bunun başını çekiyor. Teslim örgütler, üyesi olan, onlara bakan yüzlerce, yüz binlerce insanı başının denetimi altında tutuyorlar. Bırakın direnin demeyi, çok insanların teslimiyeti mecbur bırakıyorlar. Bugün insanlara direnme çağrısı yapmak, halka umut verecek dirençler örmek ve örgütlemek eskisinden çok daha önemli. Bu yüzden meclis de çok önemli. Dirençler Meclisi de bu yüzden çok önemli aslında. Biz tabii ki demokratik kitle örgütlerine, meslek örgütlerine alternatif bir şey yapmıyoruz. Meclisler alternatif örgütlenmeler değil. Ama bugün onlara bu kadar teslimiyetin ayyuka çıktığı bir dönemde daha da önemli hale geliyor. Biz pek çok işçi direnişine, zaten KYK direnişleri dediğim gibi sınırlı, KYK direnişlerine, işçi direnişlerine, adalet arayışlarına hepsine ulaşmaya çalışıyorum. Hepsinin sesi olmaya çalışıyorum. Bu anlamda aslında hepsiyle birlikte hareket edeceğimiz bir mekanizma kurmaya çalışıyorum. Meclis bunu hedefliyor. Bu tabii ki çok büyük bir iş. Özellikle bizim gibi her gün sokakta olan, sürekli pratik işlerle uğraşmak zorunda olan insanlar için zor. Örgütlenmesi de zor bir iş. Çünkü hepimiz sürekli alanlardayız. Pek çok işimiz var. Bir de diğer taraftan da diğer dirençlere ulaşmak. Onlarla koordine bir şekilde çalışabilmek için ayrı bir emek ve güç istiyor. O yüzden yani Direniş Meclisi kurulu yaklaşık 1 yıl. 1 yılı geçti. Ama işte biz biraz daha böyle ancak toparlanıyoruz diyelim. Biraz daha sesimizi duyurmaya başladık son zamanlarda. Daha güzel işler yapmaya başladık. Öyle biraz aslında faşizm bize bu meclisi kurmaya mecbur bıraktı diyelim. Bize işimizi geri vermeyerek daha fazla örgütlenmeye, sesinin daha gür çıkacağı mekanizmalar kurmaya, birlikte hareket etmek için yollar aramaya iten bu oldu. Yani bilinçle ilgili şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Teşekkürler abla. Sen de çok güzel anlattın. Zaten bu röportajı yapmamızın bir nedeni de hani haksızlığa, hukuksuzluğa karşı gelen insanlar uyuşturucuya da karşı geliyor. Çünkü bugün uyuşturucu ülkemizde dört bir yanda artmış bir durumda ve AKP iktidarıyla daha da fazla arttı. Son 19 yıllık süreçte uyuşturucu kullanım oranları. Yani bugün Evet. sağımızı solumuzu döndüğümüzde insanlar artık uyuşmuş haldeler ve artık haksızlığa, adaletsizliğe karşı gelecek insanları bırakalım. Kendi yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor insanlar. Hani özellikle gençlik üzerinde uyuşturucu maddeler çok kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde de Millet Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu kurulması hakkında bir önerge verilmişti. AKP ve MHP'lerin oylarıyla reddedildi. Sonrasında AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu Twitter hesabından şöyle bir paylaşım yapmış, seninle paylaşayım abla.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde zaten var olan Sosyal Hizmetler Komisyonu sayesinde Büyükşehir Belediye'miz uyuşturucu ile mücadele konusunda yıllardır ciddi çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bu nedenle yeni bir komisyon kurulmasına ihtiyaç bulunmamaktadır demiş. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurulmasının reddedilmesi AKP'nin uyuşturucuyla mücadeleye bakışını da ortaya koymaktadır. Hani somut bir örneği sadece bu. Ve 2017 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bir önerge veriliyor. Bu önergede sentetik uyuşturucuların imalatı, dağıtımı ve satışına ilişkin. Bilindiği üzerine Amerika'nın Afganistan'ı işgalinden sonra sentetik uyuşturucular orada kat ve kat daha da fazla üretiliyor. Sınırdan da ülkemiz üzerinden Avrupa'ya ticareti yapılıyor. Bu da AKP'nin oylarıyla reddedildi. Yani bir yandan AKP iktidar döneminde uyuşturucunun çok yaygınlaştığı rakamlardan açıkça ortada. Mesela bonsai kullanımı %800 kat artmış. Yani son yıllarda. Uyuşturucu ilkokul çocuklarından her 100 çocuktan 3'ü kullanıyor. Hani ilkokul çocuğu dediğimiz 13-14 yaşındaki çocuklardan her 100 çocuktan 3'ü uyuşturucu kullanıyor. Ortaokul ve liselerde her 100 gençten 5'i, üniversitelerde ise her 100 gençten 10'u uyuşturucu kullanıyormuş. Yani bu sadece Millet Meclisi'nde geçen rakamlar uyuşturucuyla ilgili. Zaten AKP iktidarının uyuşturucuyla mücadele etmeyeceğini biliyoruz. AKP iktidarı uyuşturucuyla mücadele eder mi? AKP iktidarda olduğu bir Türkiye'de devlet uyuşturucu sorununu çözebilir mi? Soru bu mu? Evet. Şimdi ben aslında biraz röportajdan önce baktım. Bir yazı görmüştüm yakın zamanda. Orada önemli bilgiler vardı. Ben de onları ekleyeyim. Senin söylediklerini. Şimdi yani AKP'nin uyuşturucuyla mücadele etmeyeceğini bence en somut şeyi yazıda söylüyor. Yazın bu arada kimin yazdığını da söyledim. İnce Hekimoğlu artı gerçekte yazmış. O zaman ben bunu şeye atmıştım. 12 Aralık tarihli bir yazı bu. Çok bence önemli veriler var içinde. Şeylerden bahsediyor. Bu geçtiğimiz yani hem 2019 yılı içerisinde hem de geriye dönük devlet görevlileri, bizzat polis, asker, gardiyan gibi yani kolluk ve işte devletin doğrudan koruma gücü olarak kullandığı şeylerin, görevlerin ne kadar çok uyuşturucu işlerinde yakalandıkları, yani bu sayının giderek arttığına dair veriler sunuyor. Gazetelerden örnekler söylüyor. Onun dışında şöyle bir şey söylüyor. Bence önemli. Diyor ki Türkiye'nin bir gün gazetesinde Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianamesinden yapılan haberde geçiyor bu ifade. Türkiye'nin yaşadığı en önemli ekonomik krizlerden biri Afganistan ve İran kaynaklı uyuşturucu trafiğinin Türkiye üzerinden yapılmasıyla çözüldü. Bu uyuşturucu geçiş sayesinde Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar paranın girdiği ve 94 ekonomik krizinin bu sayede atlatıldığı iddiası yer alıyor diyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Dairesi'nin 2017 raporunda Türkiye sentetik uyuşturucu kullanımından ölümlerde Avrupa'da birinci olmuş. Resmi rakamlara göre cezaevlerinde uyuşturucu ile ilgili suçlardan yatanların oranı son 10 yılda %410 artmış. Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın 2019 yılı raporuna göre ise Türkiye Avrupa ve Orta Doğu arasında önemli bir uyuşturucu transit ülkesi. Bakın bu Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın 2019 yılı raporunda geçiyor. Diyor ki Türkiye Avrupa ve Orta Doğu arasında önemli bir uyuşturucu transit ülkesi. Yani son derece meşru bir ifade var yani burada. Geçiş bölgesi diyor Türkiye için. Ve bence en önemli şeylerden bir tanesi de ilk okuduğum Türkiye'de yani bu bir şekilde ekonomik krizin
uyuşturucudan ülkeye giren parayla atıldığı iddiası. Yani şimdi bu gerçekler ortadayken AKP'nin uyuşturucuyla mücadele edebileceğini söylemek mümkün değil. AKP iktidara geldiği günden bu yana uyuşturucu kullanımının bu kadar artması, küçücük yaşta çocukların uyuşturucu kullanıyor olması, işte resmi raporlara göre Türkiye'nin bir transit geçiş ülkesi olması, bunların hepsi bir gerçeği ifade ediyor. Tabii ki sadece mesele ekonomik bir mesele değil. Öyle ele almak çok yüzeysel ele almak olur. AKP sadece ekonomik krizini aşmak için uyuşturucu satışını yaygınlaştırmıyor. Bunun biz pek çok örneklerini biliyoruz. Özellikle işte denizcilerin olduğu mahallelerde, örgütlü olan mahallelerde uyuşturucunun özellikle sokulduğunu ve buradaki örgütlülüklerin bu yolla dağıtılmaya çalışıldığını biliyoruz. Ama onun dışında bütün bir halka aslında uyutmanın bir aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla tabii ki ne AKP iktidarından ne de bugün Türkiye'yi yönetecek herhangi bir iktidardan, bunun dışında uyuşturucu ile ilgili AKP'nin izlediği rotadan farklı bir rota izleyeceğini de düşünüyorum. Hiç kimse halkın kendisinin dışında uyuşturucu sorununu çözebileceğini düşünmüyorum. Dediğin gibi abla, AKP iktidar sadece ekonomik olarak değil, halkın adaletsizliklere ve bu saldırısına karşı politikleşmemesi için, apolitikleşmesi için kullandığı bir araç. Zaten emperyalistlerin en başta uyuşturucunun yaygınlaştırmasının amacı insanların, halkın örgütlü bir şekilde zehirlenmesi. Çünkü bu düzenleri bu şekilde süremez. Ne yapacak? Okuyan insanlar, sorgulayan insanlar bu düzene baş kaldıracak, mücadele edecek bu düzene karşı. Ama uyuşturucuyla uyuşsunlar, uyuşturucu kullansınlar. AKP'nin polislerinin söylemiş olduğu söylemler var. Bizim arkadaşlarımıza da söylüyorlardı. Uyuşturucu kullanın, fuhuş yapın ama düşünmeyin, sorgulamayın. Yoksa örgüt üyeliğinden şöyleydi, böyleydi, tutuklanırsınız. İşte gün yüzü göremezsiniz gibi söylemleri var. Yani uyuşturucuyu hem insanların apolitikleşmesinde hem de ekonomik açıdan çok iyi bir şekilde kullanıyorlar. Son dönemde haberlerimizde, araştırmalarımızda Avrupa'nın çoğu ülkesinde esrar artık yasal bir şekilde satılıyor. Evde esrar üretilebiliyor. Sokakta, üniversitede, her yerde esrar kullanımı var. Ülkemizde de bunun çalışmaları yapılıyormuş. Esrarın yasallaşması ve esrarın satışı. İşte şu an kremi gibi ürünler çıkarıyorlar ama esrarın kendisi de yakın bir zamanda yasallaşabilir. Uyuşturucu bu kadar yaygınlaşmışken, bu kadar artıyorken artık yani günümüzün sorunu haline gelmiş bir durumda. Günümüzde, ülkemizde. Sizler akademisyenlik yaptınız, üniversitelerde okudunuz, direniş boyunca bir sürü insanla karşılaştınız, konuşmalar yaptınız. Öğrenciler halen yani üniversitelerde, şeylerde olsun, Nuriye Gülmen denildiğinde insanlar bir dinliyor, dönüyor, bakıyor, Nuriye mi gelmiş diyorlar. Halkımızın çok büyük ilgisi var. Uyuşturucuya karşı nasıl örgütlenmeliyiz ve nasıl mücadele etmeliyiz? Bundan bahsedebilir misiniz? Yani uyuşturucuya karşı nasıl örgütlenmeliyiz, nasıl mücadele etmeliyiz? Güzel bir soru. Ama cevap vermesi zor bir soru tabii ki. Yani bu konuda hani çalışmalar biliyorum. İstanbul'da Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Savaş Merkezi vardı. Gazi Mahallesi'nde orası polis tarafından şimdi karakol haline getirildi. Ama mesela bu örnek bence çok iyi bir örnekti. Uyuşturucu ile savaş konusunda. Sadece halka uyuşturucu kullanmanın yanlış olduğunu söylemek, anlatmak değil, örnekler yaratmak bence çok önemli. Orada bir örnek yaratıldı. Uyuşturucunun bırakılabileceğini, halk örgütlülükleriyle, kendi örgütlülüklerimizle bırakılabileceğini. Buraya hem belli işte doktorlar geldiler, yani hem sağlık çalışanlarıyla halkın buluştuğu bir yer oldu orası. Hem de kendi pratik deneyimlerimizle uyuşturucuyu bırakmanın mümkün olduğu görüldü.
Yani sadece şöyle değil anlatmaya çalıştığım şey şu. Gidip insanların işte bir tedaviyle uyuşturucuyu bırakması ya da telkinle uyuşturucuyu bırakması sağlanmadı. Orada başka bir yaşam örüldü. Bir örnek bir yaşam örülmeye çalışıldı ve böyle insanlar uyuşturucudan kurtuldular. Olumlu örnekler yaratıldı. Tabii ki olumsuz başarısız olanlar da vardır. %100 başarı elde edilmiştir diyemeyiz. Ama bu olumlu örnekler bunun yapılabileceğini bize gösterdi. Böyle bu pratik deneyimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar çoğaltılmalı mesela. Böyle örnekler yaratabilmeliyiz. Örneğin ötesinde bugün halkın en önemli sorunlarından bir tanesi uyuşturucu. Ne kadar görülmek istenmese de, çok üstüne düşünmese de en önemli sorunlarından birisi ve buna dair bir çözüm yani böyle merkezler buna dair bir çözüm üretiyor. Bence bu örnekler çoğaltılmalı. Biraz aslında bütün halkın gündemine sokulması gerekir. Yani öğretmenlerin mesela okullarda gencecik çocukların bugün uyuşturucu vatanında olması. Yani bir sorun olarak aslında bütün halkın tüm kesimlerini, kamu emekçilerinin de işte nasıl da hem gençliğin de sanatçıların da gündeminde olması gereken bir konu. Bütün halkı ilgilendiren bir konu. Bütün bunların da birlikte çözüm üretebilecekleri meclisler bir örgütlenmeler yaratılmalı diye düşünüyorum. Başka ne olabilir? Uyuşturucuyla savaş. Yani tabii çok çok geniş yapılabilecek mutlaka pek çok şey vardı ama benim aklıma daha fazlası gelmedi. Sağ ol söylediklerin için. Zaten en başında hep birlikte örgütlü bir şekilde olup uyuşturucuya karşı neler yapılabileceği çoğaltılabilir. Alternatif okuma gruplarıydı, mahallelerde uyuşturucuya karşı nöbetlerde. Bunlar somut pratikte yapılacak şeyler ama en başında şu an ülkemizde uyuşturucuyla savaş komiteleri tek tek kapıları çalıyorlar. Uyuşturucu bağımlısı insanların yanına gidiyorlar ve sadece uyuşturucuyu anlatıyorlar. Uyuşturucunun ne olduğunu anlatıyorlar. Broşürlerle, bildirilerle, kitaplarla. Hani uyuşturucuya karşı bir bilinç yaratabilirsek bizim amacımız bu aslında bu uyuşturucuyla savaş TV'leri. Bu bilinç sayesinde insanlar bildikleri bir şeyi kullanmazlar göz göre göre. Neden uyuşturucu içtiklerini, uyuşturucunun neden yaygınlaştırıldığını, gençlerin uyuşturucuyla neden teslim alınmak istediğini bildiğinde uyuşturucu kullanmaz ve aksine uyuşturucuya karşı mücadele ederler. Biz de bunu yaratmaya çalışıyoruz. Uyuşturucuya karşı bir bilinç, uyuşturucunun ne olduğunu, neden satıldığını anlatıyoruz. Uyuşturucuyla savaş komitelerine bu yüzden buradan da çağrımızı yapalım. Uyuşturucuyla savaş komiteleri faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu şekilde bir çalışmalarımız var. Röportaj için ben çok teşekkür ederim abla sana. Ben teşekkür ederim. Yani umarım faydalı olur. Aklıma şey geldi. Sen şey deyince bu broşürler işte bilgilendirme yapıyoruz deyince ya bir tane sigara bırakma yöntemi var. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Adam Carolla sigarayı bırakmanın kolay yolu diye bir şey. Yani sigara da sonuçta bir uyuşturucu ya. Orada bu adam yani dünyaca ünlü bir adam. Bir kitap yazıyor, video çekiyor ve milyonlarca insan bunları okuyarak sigarayı bırakıyor. Yani orada tam olarak aslında sizin yaptığınız şeyi yapıyor. Yani bunun bir bağımlılık olduğunu bilimsel yollarla kanıtlıyor. Ve insanlarda bir yani sigara içmenin tam olarak karşılığını görmüş oluyor. Ve yani yani tam irade yoluyla değil, irade yoluyla da değil aslında. Tam bir farkındalık yoluyla bırakıyorlar insanlar sigarayı. Ben de sigara kullanıyordum ve o yöntemle bırakmıştım. Tam yani söylediğiniz bence buna tam olarak değil ama buna da tekabül eden bir şey. Belki bakabilir misiniz o çalışmayı? Orada da bağımlılık yani sigara ve uyuşturucu ilişkisi var. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Belki broşürlerinizde falan kullanabilirsiniz. Şöyle şeyler yapıyor sigarayı bıraktırmak için.
Kitap boyunca talimatlar, önergeler veriyor okuyan kişiye ve onu yönlendiriyor filan. Yani yöntem olarak önereyim dedim sadece. Önerin için çok teşekkür ederiz abla. Tabii neden olmasın böyle bir şey? Bunu da değerlendiririz. Bir de çok Teşekkür ediyorum. Bence onu da izleyebilirsiniz. Neydi abla kitabın adı? Bu Alan Carr. Ale, Ane diye yazılıyor adı, yanılmıyorsam. Soyadı da C-A-R-R diye yazılıyor. Alan Carr'la sigarayı bırakmanın kolay yolu. Videosunu her yerde bulabilirsiniz. Kitabını da yani siparişle dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Böyle. Teşekkürler abla. Çalışmak başarılar diliyorum. Biz de abla sizin direnişlerinizde, önünüzdeki çalışmalarda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Orada bizleri tanıyan bilenler vardır mutlaka. Çok selam ve sevgilerimi gönderdiğimi söylersen sevinirim. Buradan da herkesin sana çok selamlar abla. Zaten videodan sonra da izleyeceklerdir şimdi. Kucaklıyorum Görüşürüz herkese. abla. Görüşmek Biz de üzere. sıkıca kucaklıyoruz seni abla. Görüşürüz.